gençlerimizin ufuklarını açacak, bilgi seviyelerine katkı sağlayacak, yine gençlerimizin milli ve kültürel değerlerini hatırlatacak, inanç değerlerimizin yaşama önemi ve değeri konusunda katkı sağlayacak, güneyden doğuya, batıdan kuzeye gençlerimizin kaynaşmasını sağlayacak, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak, gençlerimizin sosyal taraflarının gelişmesine yardımcı olabilecek, tanışmaya, iletişimi doğru kurmaya ve bu anlamdaki her türlü çalışmaya biz destek veriyoruz, değerli buluyoruz ve yapılması gerektiğine dair de kanaatimiz var. Şimdi Diyarbakır'da yapılması planlanmış olan festivale gelince, yani burada bu değerlerden uzak, bu değerlerin dışında farklı değerler taşıdığının kanaati bizde hasıl olmuş. Özellikle programın içeriğine baktığımız zaman, yani işte eğlencedir, işte spordur, oyunlar gibi şeyler, yani birçok şeyler bizim örfümüze, bizim kültürümüze, bizim inancımıza ters olan şeyler. Hani özellikle çağrılan sanatçıların yaşam tarzları, durumları da gerçekten bizim gençlerimize örnek teşkil edecek olan durumlarda olmadığını, aldığımız bilgiler dahilinde olmadığını görüyoruz. Öyleyse bizim gençlerimizin daha çok geçmişini hatırlayacak, daha çok Diyarbakır'ın kültürünü, Diyarbakır'ın geçmişini, kültürel yapısını, inanç değerlerini gündeme getirecek olan konular da bunun içine alınabilirdi. Özellikle programın detayına baktığım zaman mesela sahabe-i kiramla alakalı bir çalışmanın olmadığını görüyoruz. Yani Diyarbakır gibi bir yerde, Nebiler ve Sahabeler diyarı olan bir ilde bu tür konuların işlenmeyişi çok ciddi, büyük bir eksikliktir. Madem ki Türkiye'nin birçok tarafında insanlar buraya, gençlerimiz buraya gelecek, o zaman Diyarbakır hangi maksatla fethedilmiş, burada metfun olan Hazreti Süleyman Camisi'ndeki 27 kişi artı bunlarla beraber 540 civarında sahabenin bu bölgemizde neden şehit olduklarını, buraya neye geldiklerinin bunun mana ve şuurunun gençlerimize verilmesi gerekiyor. Yoksa yani böyle 4 günlük bir zaman boşa geçirilmiş olan bir programla birilerine korkarız ki rant işleme, rant sağlama ve bunun siyasi hedefler, siyasi amaçlar doğrultusunda kullanıyor olması gibi görünüyor. Yine bu konuyla alakalı yine dün Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin dile getirdiği, biz bugün ekonomik kurtuluş savaşı geçiriyoruz. Madem ki böyle bir savaşın içindeysek, yani çok zararı olmayan masraflar, işte kamu tasarruf tedbirleri ismi adı altında halka yönelik olan çalışmaları iptal ediyor. Mesela geçmişte işte yapılması düşünülen, planlanan Diyarbakır için Karpuz ve Kültür Festivali vardı. Bu iptal edildi. Niye? Bu halkın değerlerinin hatırlatması anlamında. Ama bu programa baktığınız zaman madem ki tasarruf tedbirle düşünülüyor ise bu niye iptal edilmedi, bu niye yapılıyor? Son yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı işte halkımızın %50 fakirleşmesi, alım gücünün düşmesine karşılık iktidarın, Cumhurbaşkanı'nın millete yaptığı çağrı neydi? Aman getirin, yastığınızın altında 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar altın ne varsa getirin, bu konuda iktidara yardımcı olun, devlete yardımcı olun demişti. Peki kendilerine baktığımız zaman iktidar ve iktidar sakinleri, çevreleri bu dönemde kazanmış oldukları servetleri, paraları bu anlamda herhangi bir fedakarlıkta bulundular mı? Konforlarından, saraylarından, lüks arabalarından herhangi bir fedakarlıkta bulundular mı? İçmelerinde, yemelerinde, giyimlerinde, kuşamlarında herhangi bir fedakarlıkta bulundular mı? Maalesef yok. Ne bekleniyorsa halktan bekleniyor. Halka gelince, vatandaşa gelince
tasarruf aklınıza geliyor da yani bu kadar makam arabası birisi bir yere gidiyor 50 tane, 100 tane, 200 tane araba arkasına gidiyor. Yani bir kişiyi 1000 kişi takip ediyor mesela. Bunlar hepsi israf değil midir? Ve etkinlikler, kutlamalar bunlar hepsi neticede giderdir ve bu vatandaşın cebine çıkan giderlerdir. Burada herhangi bir tasarruf söz konusu değil ama vatandaşın hayat geçmişini, kültürünü anımsatacak olan şeyler geldiği zaman da işte bu nedir? Tasarruf tedbirleri diye şey yapılmaktadır, öne sürülmektedir.